Bugünkü söyleşimizin konusu fotoğraf enine boyuna ama bir tabii çıkış noktası var. Çıkış noktası bizim Aralık başında açtığımız Gündüz Düşleri adlı sergi. Bu sergi aslında tabii daha sezon başı açmayı planladığımız ama çeşitli sebeplerle yapamadığımız ancak aralığa kısmet olan bir sergiydi. Galeri Nev tarafından hazırlanmış, küratörlüğünü de Haldun Dostoğlu'nun yapmış olduğu bir sergiydi ve farklı medyalardan eserler var bu sergide, gezenleriniz biliyorlar. Yani işte grafik var, fotoğraf var, rölyef var, kağıt rölyef var falan çeşitli tekniklerle ama bir tane derdi var. Gündüz düşü diye tarif ettiğimiz kavram. Biraz uykuyla uyanıklık hali, biraz böyle bir şeye dalıp da daha doğrusu uyanıkken rüya görme hali, bir şeye bakıp dalıp kendimizi mevcut zamanın dışına çıkararak başka yerlerde zihnimizde olma hali ve bunun farklı şekillerde ifadelerini yansıtan sanatçılar. İki önemli fotoğraf sanatçısı var sergide, bugünkü söyleşi konuklarımız. Ani Çelik Arevyan, sergiyi gezenler için Sabun Köpükleri ve Esra Özdoğan, Luna Park görüntüleri. O şahane ışıklar, benim bizim dönme dolabada örnek olsun dediğim ışıkları gösteren fotoğrafların sahibi. Ve küratörümüz Haldun Dostoğlu. Üçü söyleşecekler, biraz sergi ama esas olarak fotoğraf. Kendilerine hoş geldin diyerek buyurun, diyorum. Ben de Münevver Hanım gibi başlayayım. Bu güzel havada kırmayıp buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ani Çelik Arevyan ve Esra Özdoğan ve benim burada bulunmamızı sağlayan Antalya Kültür Sanat'a, Münevver Hanım'a ve tüm ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de tabii bize bu imkanı sağlayan Aksoy Alp ve Aksoy Alp'a, Münevver Hanım'a da ayrıca sizlere de çok teşekkürler. Hepiniz sergiyi gördüğünüzü varsayarak sergide yer alan iki sanatçımız da buradayız. Münevver Hanım'ın dediği gibi Sabun Köpükleri ile Ani Çelik Arevyan, Luna Park'ta da Esra Özdoğan. Şimdi bu her iki sanatçının eserleri de belki dikkatinizi çekmiştir. İçinde insan olmayan fotoğraflar. Bir tanesinde böyle geride bir ağaçlar var. Belli ki kentsel olmayan bir alanda çekilmiş gibi biz öyle algılıyoruz. Önünde de sabun köpüğü mü, başka bir şey mi, hafif böyle bize soyutlama hissi de veren bir dalga, bir bulut, bir baloncuklar var. Diğerinde ise tamamen diğerin fotoğrafçının aksine daha kentsel bir mekanda çekilmiş, hayat var mı yok mu belli olmayan, endüstriyel bir yapıların da yer aldığı, yer yerde Luna Park olduğunu anladığımız bir fotoğraf kuruları yer alıyor. Şimdi fotoğrafın icadından sonra uzunca bir süre fotoğraf belgesel amaçlı kullanımına gelmiş. Sanat arenasına girmesi çok sonraları olmuş. Ve hala da fotoğrafın belgesel yanı da göz ardı edilemez. Hayatımızda da o kimliğiyle hala yer alıyor. Özellikle de hepimizin elinde olan akıllı telefonlar sayesinde de dünyada günde milyonlarca imaj şimdi çöplüğe bırakıyoruz aslında. Bunların 90'ı belgesel amaçlı çekilen fotoğraflar. Hangi yıl, ne zaman fotoğraf videomunu kullanan sanatçıların ürettikleri sanat arenasına girdi tam bilmiyorum. Belki Esra ya da Ani bize tam söyleyebilir ama bir süredir hayatımızda birkaç on yıldır fotoğraf ağırlıklı olarak sanat arenasında yer almaya başladı. Hatta önceleri müzelerde, sanat kurumlarında fotoğraf bölümleri diğer sanat eserlerinden ayrı sergilenirken, şimdi giderek fotoğraf yağlı-boya tablolarla, sulu-boya tablolarla, heykellerle, enstalasyonlarla bir arada sergilenip sanatın
bütün üretim alanları içinde bir dal olarak, bir üretim biçimi, ifade biçimi olarak kabul görmeye başladı. Bu kabul görüşten sonra da yeni bir kavram daha çıktı. Dokümenter fotoğrafçılık, belgesel fotoğrafçılık ile kurgulanmış fotoğrafçılık. Bunlar fotoğrafçılar kendi diskurlarında fotoğraf çekmek ve fotoğraf yapmak gibi bir izlek üzerinden tartışma da sürüyor. Şimdi ben şöyle bir programım var. Önce diyorum ki sanatçılarımız kendilerini yukarıda sergiledikleri eserlerinden başlayarak onlardan bize nasıl bir duygu taşıdıkları, bize nasıl bakmamızı önerdikleri veya kendi o fotoğrafları hazırlarken nasıl kurguladıklarını bize anlatırlarsa bizim de belki zihnimiz açılır. Sonra da kendi sanat pratiklerini nasıl yürütüyorlar, nasıl ele alıyorlar, dertleri ne, onları da dinleyelim. Bu arada da aklınıza sorular gelirse de sonunu da bırak, yani bu kadar az kişi olduğumuz için bunu söylüyorum, müdahale ederek sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi önce Ali Çelik Alevyan'dan, yani sabun köpüklerinden başlayalım. Buyurun Ana. Merhabalar. Hoş geldiniz gerçekten. Bu güzel günde birlikte olmak harika sizde. Fotoğraf benim hayatıma daha uzun süredir var. Sonra da utandım ama şimdi tekrarlayacağım. Bir konuşmamda doğdum, biraz büyüdüm ve arkasından fotoğrafçıydım demişim. Hakikaten öyle. Geriye dönüp baktığımda hayatımın çok çok büyük bir kısmının hafızamda fotoğrafla var olduğum olgusu ve fotoğraf var bir şekilde. Aslında ilk başta resim dersi almıştım ve kara kalemin ve o boyutların, o uygulamaların arkasından bir şekilde fotoğrafa geçtim. Ve o günden beri de yaklaşık 34 yıldır fotoğraftan hiç sapmadım, hiç ayrılmadım ve bu tutkumu başka şeylere yapsam bile, başka takım heykeller veya enstalasyonlar yapsam bile geriye dönüp tekrar fotoğrafıma sadık kalmak istedim. Çünkü fotoğraf benim için gerçekten bir anlatım aracı oldu. Şu anlamda anlatım aracı oldu. Bazen fotoğrafları, bazen değil, genelde fotoğraflarımı kurguluyorum. Fakat bazen de yaşadığım, gezdiğim yerlerde kurgulanmış fotoğrafları kendime çok yakın buldum veya düşüncelerimi anlatabileceğimi hissettiğim için bazen de var olanları çekiyorum. Zaman içerisinde kendi görüşümle bunlar birbirine girmeye ve birbirine karışmaya başladı. Yani fotoğraf yapmakla fotoğraf çekmek aslında iç içe girdi ve bir sarmal içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz bir anlamda. Buradaki sevgide bu Selim'in ismi yeni doğmuş, newborn. Ben baloncuk demiyorum çünkü bunlar aslında hiçbir zaman yok olmayacaklarmış gibi, içine kapsadıkları havayı, hiçbir zaman ölmeyeceklermiş gibi, patlamayacaklarmış gibi son derece keyifli bir şekilde gezinirlerken birdenbire yok olup gidiyorlar. Ve ben bunlara uzun ömürlü solid objeler demek istiyorum. Aslında bakacak olursanız relatifi tam da bizim yaşantımız gibi. Biz de evrende tam da bir baloncuklar kadar hayatımız var. Fakat bunu hiç bilmiyormuş gibi büyük bir sükseyle, büyük bir havayla yaşamamıza devam ediyoruz. Ne zaman bunun sonlanacağını bilmeden veya tahmin etmeden. Ve bunları aslında bir yandan ben görsel olarak geçeyim, sizi daha anlatabilirim belki. Ve bunları kumanda edilemez, kendi istekleriyle hareket eden bir topluluğa benzetiyorum. Çünkü hiçbir şekilde yönlendirilemiyor. Tıpkı insanlar gibi, yani belli bir kesimi yönlendirseniz bile insanların da birçok yere gittiği ve hiçbir zaman düz bir yolda olmadığı çağlar içerisinde gördük bunları. Aslına bakacak olursanız benim fotoğraflarım tek bir çizgi üstünde değil. Fotoğraflarım bir yuvarlak içinde, yani birbiri arkasına devam eden ve birbirini tanımlayan şeyler ve fotoğraflarımın içerisinde her şeyden önce zaman var. Zaman olduğu için benim 30 yıl önceki çektiğim fotoğrafla dün çekmiş olduğum fotoğraf arasında yani galeristim dahi anlayamıyor onu. Çünkü içinde bir moda veya içinde o durumu anlatacak herhangi bir kurgu koymuyorum. Yani herhangi bir işaret bırakmıyorum.
Ve öyle veya böyle fotoğraflarımda hep aynı şeyi anlatıyorum. Fakat şekiller değişiyor. Alanındaki duyguları anlatmak anlatırken bir başka serimde yine bir metal tülün içinde yine bir deniz kenarında bir açık havada onun içinden bakarak bu anlatmak istediğimi anlatıyorum. Çünkü kamusal alanda bütün bu yaşanmışların, bütün bu geçmiş duyguların insansız hallerini bu metal tülün içinde hapsederek anlatmaya çalışıyorum. Bazen de yine bir kamusal alanda üst üste gördüğüm bir imajı sanki bir galaksi izliyormuşum gibi onu fark ederek onunla çekimlerimi yapıyorum. Aslında bu üçü de birbiri arkasından gelen ve boşluğu doldurmak veya boşluğun içinden bakmak gibi bir anlayışla yol alıyorlar. Acaba ben burada biraz sussam diğer serilerime geçmeden Esra'ya mı geçsek? Nasıl istersiniz? Peki. Bu üç seri aslında bakacak olursanız geniş bir gelpazede anlatabilirken ama bu üç seri özellikle gündüz düşleri ve bu boşluğun içinden bakarak yani ama bir bubble'ın içinden, bir sabun köpüğünün içinden ama bir tülden veya bir asfalta yer çekimininden tamamen arınmış bir şeyden, görüntüden oluştur imajlar birbirini tamamlayan bu aynı başlık altında toparladığım şeyler. Fakat bunları anlayabilmek ya da bunları hissedebilmek için belki benim diğer serilerime birazcık anlatabilmem gerekiyor diye düşünüyorum. Çok hızlı geçiyorum. Bu teknik şey beni biraz üzdü bugün. Bu fotoğrafı mesela 1993 yılında çekmiş olduğum bir fotoğraf. Siz de tahmin edersiniz ki insan yıllar içerisinde gelişiyor ve ekleniyor. Her türlü şeyle birazcık daha doluyoruz her gün her gün. Fakat 93 yılında çekmiş olduğum fotoğrafla benim yani geçtiğimiz yılda çekmiş olduğum fotoğrafın arasında neredeyse ya anlam olarak bir farklılık göremiyorum. Yıllar içerisinde aynı şeyleri değişik açılarla tekrarlamak benim pratiğimde olan bir şey. Burada mesela kullandığım metal tül, bu da yine benim çok uzun süredir detaylarında bulunduğum bir şey, fotoğraflarımın detayında olan bir şey. Fotoğrafı her zaman kurguluyorum. Yani önce zihnimde kurguluyorum, sonra ışığın yansımasıyla, ışığın yol alışıyla onu yorumluyorum. Ancak her şeyden önce yapacağım duygu, çekeceğim fotoğraf önce benim beynimden çıkıyor ve arkasından kameranın karşısında bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Fakat şu da var ki ne kadar düşünceniz ne kadar size ait olursa olsun kamera sizi bir yere kadar yönlendirebiliyor. Mesela bu fotoğrafta ben bunları havadayken çektim ve yere tam basmak üzereyken de karşıya bastım. Tabii burada kameranın daha kendi payını şey yapmamak lazım. Yani fotoğraf anının, kameranın cinsi anlamında söylemiyorum. Fotoğraf anının kendi kararını da böyle bir dostmuş gibi konuşarak çektiğim birçok fotoğraflar var bu anlamda. Burada mesela, bu benim için bir çiçek fotoğrafından çok öte, batonları olmayan bir orkestra şefine benzetiyorum. Ve orkestra şefinin yapmış olduğu hareketleri ışıkla sadece veriyor. Ve bunu bir aslında bir müzikle duyuyor, müzikle izliyor gibi hissediyorum kendimi. Çünkü buradaki benim için önemli olan sadece ışığın gidiş şekli. Işık bütün çalışmalarımda başroldeydi her zaman. Ama bunu kimi zaman tülle muğlaklaştırarak, kimi zaman telle, kimi zaman baloncukla muğlaklaştırarak zamanda da nerede olduğumuzu tam bulmaya ve araştırmaya yöneldim her zaman. Ancak başka bir serim daha vardı.
Yıllar içerisinde tabii ki fotoğrafçı gözüyle de ne kadar olursa olsun kurgularımın dışında gezdiğimiz, yaşadığımız her türlü şeyde bir takım kareler daha farklı bir şekilde beynimize geliyor. Olduğu gibi Eziz serisi yaklaşık 20-25 yıl içerisinde çektiğim fotoğrafların yıllar sonra beynimde çakışması ve birbiriyle karşılaşmasıyla oluştu. Hiçbir zaman bunu bir amaç uğruna yapmadım. Yani sadece beğendiğim fotoğrafları, yani daha doğrusu beğendiğim açıların fotoğraflarını çekmiştim. Fakat yıllar içerisinde fark ettim ki bu beni çok yormaya başladı. Çünkü gördüğüm, işte solda gördüğüm bir fotoğraf, yıllar içerisinde bir bak, şu daha bir örnek olacak. Sonra aradan belki 5 yıl, belki 5 ay, belki 15 yıl geçtiğinde aşağı yukarı aynı kadrajı gördüğümü hissettim. Ama grafiksel, ama duygusal bir çağrışımı oldu bende. Fakat bu çağrışımlar zaman içerisinde o kadar çoğaldı ki bunları ben bir araya getirip yeniden bir fotoğraf oluşturmadan ilerleyemez oldum. Ve yaklaşık 5 yıl içerisinde bu fotoğrafları 95 bin adet fotoğrafın içerisinden tekrar bir araya getirdim. Aslına bakacak olursanız bunlar tekrar fotoğraf yaptım. Çünkü tek başına mesela soldaki ağacı benim için hiçbir anlamı yoktu. Ama yandaki görüntüyle beraber bir araya geldiğinde fotoğrafı oluşturdum. Dediğim gibi grafiksel değil, muhakkak bir duyguyla bir araya geldi bunlar. Bazen de anlamı bende saklı olan bir hisle birleştirdim bunları. Ve burada şunu söylemek istiyorum ki, var olan görüntüleri dahi kendim süzgecimden geçirerek yeniden bir fotoğraf oluşturmaya çalıştım. Ancak bu Traces, göründüğü gibi değil, Traces in the World serisi ise tamamen kurgudan oluşuyor ve sizin de gördüğünüz gibi gerçekte tam da algılanamayan bir hayal var. Yani gerçekliği gerçekten çok sorgulanabilen bir fotoğraflar bunlar. Genellikle fotoğraflarımda, çalışmalarımda Photoshop'u sadece amaçlarım için kullanıyorum. Ama Photoshop'un filtre veya diğer şeylerini hiçbir zaman dokunmuyorum. Fakat tabii başlangıç tarihim olarak siyah beyaz karanlık odadan negatif, diapozitif, arkasından siva, arkasından dijital ve şimdi de tamamen dijitali yaşamış biri olarak her zaman karanlık oda bizim mutfağımız oldu. Yani karanlık odada da banyoda ne kadar bırakıp bırakmayacağımızı, o da onun da bir katkısı oldu. Dolayısıyla aslında fotoğraf ne kadar düşünce olursa olsun karanlık odasıyla, kamerasıyla bizi birazcık da beraber bir yol aldığımız bir arkadaş oldu. Burada da yine ana konum zamandı. Bu fotoğraflara ancak zamanın varlığını hissettiğinizde algılanabilir olması ve bir girdabın içinde veya bir döngü içerisinde oluyor olması hepimizin bu dünyaya bir iz bıraktığını düşünerek böyle bir kurguya geçmiştim. Dilerseniz ben burada biraz size mikrofonu. Çok teşekkürler Ali. Şimdi bu seriden başlayalım. Bu seri aslında benim genelde ürettiğim fotoğraf işlerinden biraz ayrışıyor. Sizden. Çünkü aslında yine bir seri bu. Ben de seriler halinde çalışıyorum genelde ve aslında bu kurguladığım diyeceğim seriler bir tema belirliyorum ve o temanın anlam alanını kuşatacak birden fazla fotoğraf üretiyorum. Çünkü hem aslında derdimi tek bir karede anlatamayacağımı düşündüğüm için seri çekiyorum. Hem de bir temanın çok farklı yüzleri olduğu için seri halinde çalışıyorum. Ve bunu örneğin işte edebiyatın tematiğinden çok ayırmıyorum. İşte mesela Lady Macbeth'i alalım. İşte ana teması diyelim iktidar hırsıdır Macbeth'in.
ya da ihtirastır. Ama o ihtirasın işte anlam alanını kuşatan, orada işin içine suç girer, kan girer, hayal girer, korku girer, tutku girer. Hatta işte Lady Macbeth'in işin içine girmesiyle gender meselesi girer. Yani bu kimyadaki izotoplar gibi bir temanın kuşatan birçok alt konfigürasyon vardır. Ben de fotoğraflarımda işte örneğin çocukluk temasını, hatıra temasını ya da işte iktidar temasını ele aldığımda o temayı birçok farklı yüzüyle bir seri halinde vermeye çalışıyorum. Bu serilerde tabii ki çizgisel bir okumayı gerektirmiyor. Daha katmanlı bir okumayı gerektiriyor. Ya da o her temaya tekabül eden işte alt okuma alanlarını kapsıyor vesaire. Ve dediğim gibi bu tematiği aslında ben fotoğrafları kurgulayarak, fotoğrafa yalan söyleterek işlemeye çalışıyorum. Yani gerçeğin fotoğrafını çekmek yerine kendi referansımı gerçekmiş gibi kendim kurmayı seçiyorum. Bu seri o yüzden aslında diğer serilerden ayrışıyor. Çünkü işte bu bir hani street fotoğrafı diyebileceğimiz bir sokak görüntüsü, dış mekan görüntüsü. Fakat aslında bunu da ben bu seride fotoğraf çekmek üzerinden algılamıyorum. Neden? Çünkü işte bunun bir arka planı var. Biraz tekniğine yansıyan. Burada ben aslında modernist fotoğrafa bir göz kırpmak istedim. Neden? Çünkü işte modernist fotoğraf başımın hoş olmadığı özellikleri de olan bir fotoğraf aslında. Biçimsel anlamda. Yani işte modernistler için fotoğrafçı konularını icat etmemelidir, bulmalıdır. Yani fotoğrafçı sokakta gezen böyle bir avcı ve toplayıcı gibidir ve gerçeği hiçbir biçimde değiştirmez. Karanlık odada işte yine modernist fotoğraf çok az hani pozlanmış negatif üzerinde bile çok az işlem yapılır. Mümkünse azametli kompozisyonlar tercih edilir. Ve işte green'in pek çok tonunu içermelidir. Mutlaka mutlaka siyah beyaz olmalıdır. Ana konunun nerede durması gerektiği bile böyle bir kanun gibi yazılı bellidir. Zaten renkli olduğunda müzeye ya da galeriye giremez. Renkli fotoğrafın yeri işte snapshotlardadır vesaire. Yani 80'ler öncesinde diyelim hani bir Nan Goldin'in ya da Richard Bling'in fotoğrafının bir müze ya da galeride yer alması hani düşünülür bir şey değildir. Çünkü bir snapshot estetiğine sahiptirler. Ve dediğim gibi renk de her şekilde sürgün edilmiştir. Yani fotoğrafçının başarısı öğe seçimine, işte odak uzaklığına ve aslında nasıl bir gerçeklik parçası yakaladığına bağlıdır. Ha şuna da tabii ki kabul ediyorum. Sokakta çekilmiş bir görüntüyü bile ben aslında yapılmış bir fotoğraf sayıyorum. Çünkü işte Cartier-Bresson'un yakaladığı bir pozu yalnızca Cartier-Bresson'un yakalayabileceğini de düşünüyorum. Fakat yine de dediğim gibi bu modernist fotoğrafın ana ilkeleriyle benim bir alıp veremediğim var. Bir de tabii teçhizat çok önemli mesela. Bu da bana çok hani erkek bir fotoğraf gibi geliyor açıkçası. Dolayısıyla bunlar aslında bu Luna Park görüntüleri hem işte yani bir demir inşası, o da yani endüstriyel bir görüntü. Bu anlamda da o döneme göz kırpıyor. Hem de aslında şunu da yapmaya çalıştım. Özellikle mesela çok patlayan renkler verdi çektiğim fotoğraflara. Yani bunların arkasında aslında dediği gibi mutfakta epey bir iş görüldü. Renkleri özellikle patlattım. Görüntüleri bazen hani özellikle basit kıldım. O azametli kompozisyon ilkesinden sapabilmek adına. Bazen konunun yerini işte burada olduğu gibi özellikle sola kaydırdım. Vesaire. Dolayısıyla aslında o
hani hem bir göz kırpmaydı o tip bir fotoğrafa, hem de onu böyle bir değiştirerek, eğip bükerek karanlık oda işlemlerinde başka bir şeye dönüştürmekti. Bu tabii hani teknik tarafı. Bir de benim için şöyle bir hani duygusal yükü de var bu fotoğrafların. Hani böyle bir çok neşeli, renkli vesaire lunapark görüntüleri gibi ilk başta algılansa da aslında ben bir dehşet duygusuyla da çektim bunları. Çünkü bunlar aslında işte böyle çok yüksek, çok hızlı vesaire aletler ve bunların aslında içinde yani o sırada benim oğlum binmişti bunları. Ve ilk kez böyle bir şeyde onu serbest bırakıyordum, tek başına bırakıyordum. Ve aslında korkunç bir anksiyete içerisindeydim bir yandan aşağıda. Ve aslında o tezatı da vermek istedim. Hani bu kadar neşeli, renkli, böyle bir cıvıl cıvıl görünen bir mekanın aslında böyle bir hızı göstermeye çalışarak, hızı dondurmaya çalışarak ya da yüksekliği ve ne kadar aşağıdayken o duyguyu yaşadığımı hissettirmeye çalışarak hani fotoğraflardaki neşeyle o yaşadığım dehşet duygusunun karşılığı da var burada aslında tematik olarak. Yani bu seri böyle. Hemen bu seriyle ilgili bir şey aklıma geldi. Siz orada oğlum vardı diyorsunuz. Demek ki başka insanlar da var. Vardı, evet. Evet. Fakat bu serinin hiçbirinde insan görmüyoruz. Görmüyoruz. Ve bize şöyle bir algı uyandırıyor. Burası terk edilmiş. Bir eski endüstriyel mekan. Yalnızlık, terk edilmiş. Orada yanan bazı ışıkları görmesek hiç evet, hayat belirtisi bile hissetmeyeceğiz. Evet. Sanki anlatmak istediğiniz buymuş gibi gelmişti. Siz ama başka bir şey ifade ettiniz. Evet. Burada da mesela böyle siyah beyaz ama değil gibi. Hani orada da bir özellikle mesela bunu lacivert ve tek ton bıraktım. Diğer çalışmalarınıza devam etmek ister misiniz? Ha tabii. Yani diğerleri, bir de tabii hani yalan söyleyen, kurgulanmış fotoğraflardan söz ettim. Onlardan da birkaç örnek göstereyim. Mesela son dönem bu seri henüz tamamlanmadı ama bu işte edebiyatta, mitolojide, sanatta işte çok sık rastladığımız işte bir Ofelia imgesi vardır. Mesela o şeyi de, o temayı da böyle bir farklı yüzleriyle. Şimdi kurgu fotoğraf derken tabii ki bunu da ben icat etmedim. Aslında kurgulanmış fotoğraf, fotoğrafın ilk dönemlerinde 1850'lerde bile yapılmış bir şey işte. Julia Margaret Cameron bunu yapmış. Oscar Rylander diye çok önemli bir fotoğrafçı var. Bayağı işte Rafael'in Atina okulu tablosunu böyle bir sahne kurarak, oraya işte bir performans sanatçısı gibi figürler yerleştirerek sahnelemiş ve çok çok büyük ebatlarda üretmiş bu fotoğrafı. 2 metreye yakındır düşünün. 1850'lerde bile yapılmış bir şey. Dolayısıyla ve aslında bu az önce sözünü ettiğim modernist dönemde birazcık daha kenara itilmiş bir tür bu hani resimsel etkiler taşıyan fotoğraf. Ve 80'lerden sonra yavaş yavaş bu Jeff Wall'larla vesaire birlikte oldu mu? Evet. Çok mersi. Genç birileri lazım. Çok doğru. Bir de dosyayı açabiliriz. Tamam. Ha, şurada kalmıştık en son. Mesela bu benim dışarıda yakalayıp da fotoğrafladığım bir görüntü değil. Yani burada modelin nasıl duracağını, neresinin gözükeceğini, işte hatta yapay ışık da var aslında burada. Doğal ışık da yok. Işığını vesairesini. Hepsini kendim kurguladım. Keza burada da öyle. Hatta bunu şey yapayım, tam ekran yapayım.
şu da mesela sahnelenmiş bir fotoğraf. Ve bazı temalar etrafında dönüyor işlerim dediğimde şöyle bir şey de yapıyorum. Aslında ben yani fotoğrafçılığa sonradan gelen biriyim. Hani Ani gibi fotoğrafla başlamış biri değilim ve ben aslında edebiyat okudum, edebiyat eleştirisi okudum. Hani bir işlerde biraz hani nasıl yaşıyorsanız ona göre şekilleniyor. Kimisi sokakta bulur konusunu, kimisi işte seyahatten beslenir, egzotizmden beslenir, şundan bundan beslenir. Ben hani bu genelde okuduğum şeylerden daha çok besleniyorum ve nitekim böyle bir doğrudan bir okuma gibi düşündüğüm bir seri de yaptım. Çünkü biraz fotoğraf çekmeyi özellikle son dönemde ürettiğim işleri biraz bir çeviri işlemine de benzetiyorum ben. Hani sanki böyle bir belli edebi temaları ya da sanatsal temaları yazılı dilden bir tür görsel dile çeviri işlemi gibi görüyorum aslında. Ve o da tabii ben çeviri de yapan biriyim ama yazılı dilden bir başka yazılı dile çeviri yapmak benim için mesela çok yaratıcılık içermeyen, çok mekanik bir işlem. Ama yazılı bir dilden görsel bir dile çeviri yapmak tabii ki çok daha eğlenceli ve bir yaratıcı ve oyunlu bir alan açıyor önünüzde. Nitekim işte Calvino'nun Görünmez Kentleri benim çok çok sevdiğim bir kitaptır. Ve kitabın mesela ikili bir yapısı vardır. Marco Polo, hani okumuşsunuzdur belki, böyle bir iktidarının son demlerindeki, tam düşmek üzere olan bir Kubilay Han'a sahip olduğu ama hiç gidip görmediği toprakları anlatır. Bu kitabın işte düz fontlarla ilerleyen bölümüdür. İtalik fontlarla ilerleyen kısmında İmparatorun gidip görmediği ama zihninde canlandırdığı o yerlerle, dış mekanla ilgilidir. Mesela bu kitabı acaba dedim, görsel dile ben nasıl çevirebilirim? Şimdi iki adamın karşılıklı etkileşimleri ve konuşmaları var orada. Ve aslında yalnızca iktidardan değil, işte hatıradan, mimariden, insan ilişkilerinden, anımsama süreçlerimizden vesaire. Yani bir karşılıklı bir alışveriş var orada ve aslında bir ast-üst ilişkisi var. Mesela kitabın o düz fontlarla ilerleyen bölümünü şöyle kapalı mekanda iki tane model kullanarak vermeye çalıştım. Bunları siz görmüştünüz. Şu mesela, bu da öyle. Ve kitabın italik bölümlerini de dış mekanları, yani o hükümdara anlatılan yerleri sanki böyle bir boş bir hafızanın beyazlığında hani aktarıldığı biçimiyle ve algılandığı biçimiyle böyle tek tük şekiller halinde vermeye çalıştım dış mekanda. Yani mesela bu seri benim bunlar evet dışarıda çektim, bunları kurgulamadım. Ama bir tercüme gibi kullandığım dediğim gibi fotoğraflar oldu. Yani ne diyebilirim? Başka sorun. Yazılı dilden görsel dile tercüme fotoğraf var diye mi anlıyoruz onları? Ben öyle tanımlıyorum. Ya da yapmak istediğim o oldu. Hani ne kadar üstesinden gelebilmişimdir bilmiyorum. Peki tam bu noktadan yani Esra Özdoğan'ın kurgulanmış fotoğraflara nasıl başladığını bir şekilde öğrenmiş olduk. Evet, önce bir tema belirliyorsunuz. Evet. Tema İtalya Kalbino kitabı. Evet. Yani en azından nasıl tercüme edelim diye. Öyle kendinize bir dil yaratıyorsunuz. Şimdi Ali'nin de yani yeni doğmuş ya da olduğu gibi dizilerini gördük. Bunlar hiç kurgulanmış fotoğraflar değil. Sokakta seni çektiğin önceden belki düşündüğün ya da o sırada düşündüğün çekerken. Bir de diğer birçok dizi ise önceden kurgulanmış, ne yapacağını önceden karar verdiğin. İşte o karar verdiğin dizilerden mesela bir örnek, iki örnek, sen hangisini istersen. O diziye nasıl başladın? Yani nasıl kurgulamayı nasıl koordine ettin diye bir
ilerleyebilir miyiz? Şimdi tekrar bir yeni macera yaşayacağız. Umarım arası evet. Uzun bir araba olmaz. Üzülüyorum çünkü beklettiğim için sizi. Şimdi kurgu bir şey, ben Esra'nın aksine temalar veya bir diziler, ben de diziler halinde çalışıyorum. Çünkü çok özür dilerim, bir yandan şunu alıyorum. Pardon, bugün hiç olmadığı kadar beceriksizim. Benim ise tek bir derdim var. Ben zamanı kurcalıyorum ve her fotoğrafımda neredeyse zamanın neresinde olduğumuzu araştırıyorum. Yani bu Traces of This World'de de aynı şey. Göründüğü gibi değil. Nothing is as it seems diye başka bir serim var. Orada da yine başı sonu belli olmayan bir çizgiyle başlayan, maalesef şu anda burada yok, başı sonu belli olmayan bir çizgiyle başlayan bir kesit sunuyorum. Bu da tam da bizim dünyaya bakışımız gibi, dünyaya gelişimiz gibi. Yani biz de bir yerinden giriyoruz zamana ve bilmediğimiz bir yerinden çıkıyoruz. Ve biz bu esnada da bir takım şeyler yaşıyoruz. Ben bu giriş çıkışları ve yaşamı aslında ele alıyorum. Aslında ilk serilerimden biri 1986, Between Life and Death, Yaşamla Ölüm Arasında. O dönemde, yani dediğim bundan hakikaten 25-30 yıl önce, 30 değilse bile 25 yıl önce, bu kadar çok internet, bu kadar çok algı, bu kadar çok gezme en azından benim adıma yokken, neredeyse ilk yaptığım iş Between Life and Death'ti. Onun özelliği şuydu, benim heykele olan merakım, Rönesans dönemine olan ilgim ve duygularımı bunun üstünden anlatma isteğimle bir yorumlarda bulunmuştum. Ve yıllar sonra aynı şeyleri tekrar tekrar başka vasıtalar, başka şeylerle yaptım. İşte bazen bavulda, bazen telle, metal telle, tüllerle falan. Ben daha çok tek bir şeyi başka araçlarla anlatmayı tercih ettim. Ama konum hep aynı. Konum hep zaman, hep nerede durduğumuz, ne algıladığımız veya mesela baloncukların içindeki aslında görmediğimiz fakat başta benim hissettiğim duyguları anlatmak adına planladım. Ve benim için hiçbir zaman şeyi olmadı. Bir didaktik bir konu bulmak veya didaktik bir şey olmadı. Ve şöyle düşündüm. Serilerime bir isim vererek, genellikle bunlar bir cümle oluyor. Bir isim vererek izleyiciyi bir koridora bırakmak istedim. İzleyicinin kendi birikimleriyle, kendi bilgileriyle bu çok daha ileriye gidebilir veya başka şeyleri düşünebilir. Ama hiç değilse çok fazla sapmaması için onu bu koridorda tutmaya çalıştım. Dolayısıyla ondan sonra bıraktım. Yani aynı şeyi kendi de izlesin diye, kendi de deneyimlesin diye onu öyle bıraktım. Sorunuza cevabım olabildi mi Ardun Bey? Çok teşekkürler. Şimdi aklımdan geçen şöyle bir şey var. Türk gençlerinin, yani Türk gençleri diyelim, gençliğin çok uzun süre yarısı fotoğrafçıydı, diğer yarısı da şairdi. Şimdi bir de üçe bölündüler, bir de takı tasarımcıları çıktı. Gençliğin yarısı üç devriydi. Dolayısıyla fotoğraf hala aslında sanki hak ettiği yeri bulamıyormuş gibi düşünüyorum dünya sanat ortamında. Bu böyle bir köpen ördek, topal ördek davranışı uygulanıyor fotoğraf sanatçılarına. Ama giderek müzelerde ve büyük sergilerin birçoğunda
fotoğrafı kullanan sanatçıların fotoğrafçı olduğuna bakılmaksızın fotoğrafı bir sanatsal ifade biçimi, bir sanattı, sanatsal mecra olarak algılanma giderek artmaya ve bazı sanatçılar da isimlerini büyük sanatçılar katına çıkarmaya başladı. Böyle bir izleyi siz de izliyor musunuz? Dünyayı da takip ediyorsunuz her ikinizde. Yani şöyle aslında az önce de söyledim ya, şimdi yapılan işler fotoğrafın icadından çok kısa bir süre sonra, işte bu piktoryalist fotoğrafçılar Jeff Ball'un ürettiği gibi işler üretiyorlardı, evet. Ama o araya giren o modernist dönem ve onun katı kuralları fotoğrafı çok belli sınırlar içerisinde tutuyor. Ne zamanki 80'lere gelindi, o zaman biraz işin rengi değişmeye başladı. Çünkü o kuralları aşmaya başladı fotoğrafçılar. Ve dikkat ederseniz işte o Salgado'nun görüntülerini, işte o Eugene Smith'in Minamata'sı vardır mesela. Oradaki görüntüleri düşündüğünüzde modern fotoğraf ya da Cartier-Bresson'un işte uzak doğu fotoğraflarının böyle bir merhametli bir gözdür. Bir başkasına bakmak demekti fotoğraf. Yakında olan, başka olan pek yoktu o fotoğrafta. Ama 80'lere gelindiğinde tabii bu Marksist-Feminist kuramın, işte postkolonyal eleştirinin, psikanalizin yükselişinin vesaire de onda çok payı oldu. Özneye ve yakın olana döndü. Yani yakına geldi fotoğraf. Bir de tabii bu telif hakları, intihal vesaire bunlar da tartışılmaya başlayınca işte Sheryl Levine aldı işte Walker Evans'ın fotoğraflarını tekrar çekip After Walter Evans diye müzeye koydu vesaire. Ve ama bu geç oldu gerçekten. Sahneye daha geç geldi fotoğraf. Kaldı ki ben şeyi de anlamıyorum ve daha böyle bir siyasal bir yükle döndü aslında. Sanatçının kimliğiyle doğdu. Ama tabii 1917'de hani Duchamp'ın pissuarından sonra bu kadar çok şey değişmişken fotoğrafın hala bunca arkadan gelmesinde çok adaletsiz buluyorum açıkçası. Çünkü hani bir üretilmiş bir sanayi nesnesi bile sanatçının medyumu olabiliyorsa, hani kavram ve fikir bu kadar daha öndeyse, fotoğraf hayli demokratik bir mecra. Ben bu konuda bir şey ilave edebilir miyim? Ben fotoğrafa, yani medium olarak çok büyük bir haksızlık yapıldığını aynı şekilde düşünüyorum. Ancak fotoğrafın maalesef çok tekinsiz bir hali var. Bulunduğu, keşfedildiği ilk günden beri hakikaten denden içinde muhakkak bir yalan söylüyor. İlk fotoğraflarda pozlandırmayı çok yapamadıkları için, hareketsiz kalmaları için mesela hep ceketin içine sokarak fotoğraflar çekildi. Çünkü orada ancak sabitliyordu veya bir yere dayanarak durabildiler. Çünkü fotoğraf yalan söylüyor aslında birçok açıdan. Ve sonraları tabii ki o piktoryalizm döneminde de gene belli bir oranda bir sanattı diyelim. Fakat ondan sonra çok ucuzlayınca ve böyle çok hakikaten kameralar bile, cep telefonuna gelmeden kameralar bile bu şeyleri dünyaya yayılınca hakikaten bir şey oldu, bir bolluk oldu. Ve fotoğraf öylesine bir mecra oldu ki mesela diyelim ki trafik kazası yapıyorsunuz, inip kara kalem onu çizmiyorsunuz, hemen bir fotoğraf çekiliyor da tespit ediliyor. Gözümüzün ışığının bilmem nesine, yani fotoğrafın, sanatın diğer dallarına oranla o kadar çok girdiği alan var ki, yani bu sefer böyle birazcık üvey evlat görevi gördü. Ancak işte bir takım kurgulamalar belki veya bu konuda ısrar eden sanatçılar, kim ona ben diyebilirim, bunu sonuna kadar herhalde sadece fotoğrafa sadık kalarak hayatımı sonuna gelecek. Bununla ancak belki yıllar içerisinde bunu şey yapabileceğiz, tarihe yazmış olabileceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Peki yani buradan hemen devam edelim. Bu teknolojik gelişme fotoğraf sanatının, sanatçılarının ifade güçlerine de mutlaka zenginleşmesinde rol almıştır. Yani uzun süre siyah beyaz giden mecra birden renkliye döndü ya da işte evet. Kağıt boyutları nedir? 18, 24, 30, 40, 50, 60, evet. Şimdi 4 metreler, 5 metreler,
baskı yapılabiliyor. Evet. Dijital fotoğraf sayesinde şeyler çok arttı, söyleyiver. Piksel sayıları artınca çok bilgi var, çok net fotoğraf var, çekebilmeye, basabilmeye kalmıyor. Bu mesela sanatçının kullarına da etki yapmış mıdır fotoğraf sanatçılarına? Valla şöyle anlatayım aslında, şöyle izah edeyim onu. Benim teknik beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Yani şöyle teknik, tabii ki fotoğrafı yapmak için ve inşa etmek için tekniğe ihtiyacımız var. Başta kamera, arkasından dijital ise dijital, diğerisi karanlık odaysa karanlık odaysa. Ancak makinenin ben sadece kendi yapacağım, mesela hiçbir zaman otomatikte çekmedim. Kendi bildiğim diyaframla, kendi saptadım, enstantaneyle yollandım. Ve hiçbir zaman onun bilmem ne kadar piksel çekiyor olması veya daha başka marifetleri olması, mesela amatör kameraları taşıyan bir sürü insan görüyorum, ben ürküyorum, benim dahi yok öyle bir kameram ve zaten onu kumanda edemem, etmek de istemiyorum. Çünkü bana enstantane bir diyafram yeterli, başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hatta bir keresinde eşimle beraber bir seyahatteyiz, bir mağaraya gezeceğiz ve dediler ki her şeyinizi arabada bırakın çünkü mağarada ıslanabilirsiniz. Ben de zaten kameram yoktu bile yanımda, öyle kamerayla gezen bir insan değilim. Cep telefonumu dahi bagajda bıraktım. Fakat uzun bir yürüyüşten sonra mağaraya geldiğimizde olağanüstü bir yer. Eşime yalvarıyorum, ne olur getir arabadan, getirmiyor. Peki ben gideyim geleyim, yok. Biz böyle konuşurken, hiç gidemem falan derken, yanımızda tanımadığımız bir turist dedi ki, nedir problem? Dedim böyle, kameramı gidip getirmiyor telefonumu. Al kardeşim dedi benim telefonumu. Buyurun dedi, çekin, aynı sandalı biliyoruz. Beraber çektik ve sonra geldik bagajda, airdrop'ta birbirimize nakletti benim telefonuma ve onunkileri delete ettik. Yani o kadar önemsiz ki benim için kameranın gücü, onun pikseli, öbürünün bilmem nesi. Çünkü hiç ilgisi yok. O duyguyu yakalamasaydım kahrolacaktım. Adamı da tanımıyorum, sadece teşekkür ettim. Tanımak da istemedim zaten hani daha sonra. Burada bir şey göstermek istiyorum. Between Life and Dead'i buldum. Az önce konuşuyordum, bunu göstermek istiyorum size. Evet. Bu benim gerçekten ilk serim ve gene bu başladığım ikili düzlemler her zaman bir üst ve alt veya yan olabiliyor veya renklerdeki bu çok da fazla cafcaflı olmayan renkler falan demek ki o dönemler beni... Peki mesela bu diziyi seni çekmeye iten duygu neydi? Evet ben onu... Yıllar içerisinde yaptığım dizilere, yaptığım serilere yazı yazmaya başladım. Ama bu son 5 yılda, belki de 7 yılda en fazla dile getirmeye çalıştım duygularımı. Bir de yazıyla. Nedense bu hoşuma gitmeye başladı. İnsanların da hoşuna gitmeye başladı. Fakat bunu yaptığımda tek bir kelime yazmamıştım. Fakat bu sefer aradan yıllar sonra bunun için de bir yazı yazmak istedim. Ve o zaman kendime sordum ki hakikaten ben bu kadar genç dönemimde, bu kadar erken dönemimde böyle bir fotoğrafı neden çektim? Hani yaş olarak da çok gençtim, fotoğraf yaşı olarak da çok gençtim ve ilk fotoğrafım neredeyse ilk serim bu. O zaman şunu fark ettim, bu kumaşların üstündeki drapeler ki o zaman kara kalem çok çalışıyordum ve o beni çok mutlu ediyordu. Onların kara kalemde de işte biliyorsunuz eğitilirken muhakkak o ders verilir yani. Onların getirdiği bir şeyle herhalde bu kumaşların, işte mesela ben bu modelin üstündeki Amerikan kumaşının sarılmış şeyi gerçekten alçıya buladım. Onun daha sert ve heykelimsi volümünü alabilmek için. Sonra kızcağızı küvete sokup üstünü başını çıkarabildik yani o kadar şey. Sanıyorum bu heykele olan merakım ve o drapelerde yıllar içerisinde çalıştığım kara kalemin getirdiği bir şey var, yaklaşım yani var. Onu fotoğrafa... Yani yanlış anlamıyorsak heykelsi bir ifade yakalamak için böyle aynen bir fotoğraf çektim mi? Aynen öyle. Yani yaptığım heykellerin, yani kara kalemde yaptıklarımı fotoğrafla nasıl yapabileceğimi araştırdım diye düşünüyorum. Evet, tercümenizin başka türlüsü var. Evet. Verebilirim tekrar imaj göstermek istiyorsam. Çünkü bu bende kaldı ve boş kalmasın diye şey yapıyorum. Sizlerden bir merak ettiğiniz bir şey var mı? Soru. Buyurun, gerçi hanımefendi. Siz
sanatçı ve iki fotoğraf sanatçısını da dinledim. Ve anladığım kadarıyla Ali Hanım daha çok duygusal bir yöne önem veriyor fotoğrafta. Maskenizi şöyle aşağı indirin, konuşursanız daha rahat duyacaksınız. Esra'nın ise teknik yöne daha çok önem veriyor. Ben hani ikisinin de örnek aldığı bir fotoğrafçı ya da hani çok beğenerek bize söylediği bir fotoğraf var mı merak ettim. Örnek aldığımız fotoğrafçı. Açıkçası ben Saramun'u çok beğeniyorum. Çünkü Saramun prodüktördü aslında. Yani prodüktör değil de böyle bir şeyleri moda çekimlerinin arkasında fotoğrafçılara yardım eden, giysileri giydiren, çıkaran bir bayandı. Fakat o bekleme süreleri çok uzun moda fotoğrafında. O esnada kendine bir şey yapıyor ve bir takım fotoğraflar çekmeye başlıyor. Fakat öylesine bir duygu ki, var olan var olan ama onu öylesine bir kurguyla yapıyor ki bu beni çok etkilemeye başladı. Ve yıllar içerisinde onu çok takip ettim. Hala da yaşayan bir fotoğrafçı. Ama böyle birebir olarak aldığım örnek belki Michael Duck o da böyle şeylerle fotoroman gibi altına küçük yazılar yazarak seriler halinde işte sokaktan geçen bir adamın başı, sonu, ortası ve sokaktan çıkışını anlatan şekilde Duyan Michael, o da tam aslında zamanı anlatıyordu o süreçte. Veya işte bir yine Sam Tyler Wood'un bir stüdyosunda bıraktığı bir meyve kabı. 3 gün geçiyor, 5 gün geçiyor, 13. gün onun aldığı o küf. Burada da gene bana aslında o fotoğrafın direkt fotoğraf olarak değil de zamanı anlatıyor olmasındaki incelik ve çok hoş bir espri olarak algıladığım için genellikle bunları takip ettim. Ancak müzelerde veya galerilerde böyle biraz hafif at gözlüğüyle gezmeye çalıştım. Çünkü insanoğlu çok acımasız bir şey ve çok çabuk kopyalıyor ve onu 2 gün sonra kendiniz de kendinizin zannediyorsunuz o fikri. Ve ben bundan çok kaçınmaya çalıştım. Yani bütün yaptıklarımı samimiyetleri gerçekten kendi içimden çıkıyorsa yapmaya çalıştım. Bunun için de hani böyle gezerken nasıl yapsam da daha az görsem ama görmek de istiyorum dünyayı ve her şeyi. O gözle gezmeye başladım. Dolayısıyla birebir yaptığım bir şey yok. Ama mesela bütün bunlardan benim çok dışında olan, ne ismini unuttum, sadece kendi ismini, kendi fotoğraflarını çeker. Kadın. Dilim ucunda. Kusura bakmayın, bugün o kadar aksilikler oldu ki şey oldu. Cindy Sherman. Mesela hiç benim tarzım olmayan bir fakat olağanüstü hayranım kadının yaptıklarına. Yani o kostümleri bir yana, o giydiği kostümlere göre takındığı ifade ve bunu o kadar büyük bir zenginlikle yıllar içerisinde hiç sapmadan sadece bunu yapıyor olması çok ilgimi çekti ve çok takdire şayan bir durum geldi bana. Sizin var mı hayranınız? Benim hayranım var mı bilmiyorum. Benim hayranım var mı? Yani işte bu kurgu fotoğraf, belge fotoğrafı diye kurduk. Belge konusunda ben Nan Golden'e hiç öyle işler üretmemekle birlikte çok beğenirim. Bir de Richard Billingham, İngiliz bir fotoğrafçı. Raise a Love diye bir serisi vardır. 90'larda ürettiği. İlk böyle Londra'da müzelere girmiş snapshotlardan. Hatta sonra onun filmini de yaptı. Hatırlarsınız belki böyle bir alkolik bir babası, evde hiç iş yapmayan böyle anne ve leş gibi ortalık. İşte böyle adam bir kenarda sızmış, tepeden böyle kedi hoplar geçer, evet, böyle bir fotoğraf var. Yani o ikisini çok beğenirim. Şeyde de hani daha böyle stage işler yapanlarda da Jeff Wall'u çok seviyorum. Çoğu zaman kurgulamamış olsalar da yine hani çok ciddi bir arka oda işlemi gerektirdiği için bir de bu Düsseldorf ekolünün fotoğrafçılarını. Rica. Neden, affedersiniz, neden fotoğraf çekmek? Sözcük oldu yani. Yani bir soru olarak
neden almak değil de mesela? Fotoğraf almak. Neden çay koymak gibi? Çekmek fiili. O Türkçenin sorunu. Bu evet. Yani çay koyarız değil mi? Niye çay koyarız? Veya çay dökmeyiz yani, çayı koyarız. Yani hangi gibi herhalde? Bilemiyorum onu, kelime anlamı. Yani fotoğrafın teknik tarafıyla ilgili bir şey değil o. Hani dilsel kullanım olarak. Yani fotoğraf mekaniğine göndermesi olan bir şey değil. Yani işte fotoğraf, ışıkla yazmak. Işık yazısı demek. Işık, evet. Yunanca köken. Evet. Evet. Mesela acaba yani hangi dürtüyle diye bir şey, hangi bile öyle fotoğraf fotoğraf aldırmak mesela. Bizim gün doğmuşta yaşlı bir koca, adam akıllı yaşlı, öyle 60-70 sene oldu, anlatırlar. Akseki'de, gün doğmuş Akseki'nin henüz nahiyesi gibi. Akseki'de fotoğraf çekimi yapılıyor. Yani bir fotoğrafçı var bölgede, Akseki'de. Giderken yakınlarına, çok da yaşlı adam, Karacabey dedikleri adam. Çok da yaşlı. Kılıbı çektirin getirin der. Kılık, kılık çekmek. Kılık. Benim bir kılığımı çekin getirin. Ne de senin oraya gelmen lazım kılık çektirmek için. Ya ne kadar olmaz bir adamsınız siz. İşte deyin, karınca bir adam, yaşlı bir adam deyin, bir kılık çektirin gelin. Şimdi yani bizim dağlardaki, bizim şeyimizdeki fotoğraf algısıyla, bu çekme fiiliyle, alma fiili, fotoğraf alma fiili arasındaki bu tercihin nedenini hep merak ederim. Fotoğraf çektim. Fotoğraf aldım. Değil öyle. Hiçbir fikriniz var mı? Çıkacağız. Yani evet. Fransızca'da nasıl? Fotografi. Fotoğraf çekmek, fotografi. Fotoğraf çektirmek tabii ayrı bir şey, o süper fotografi. Evet, bir şey. Yani Fransızca kökenli, Fransızca çevirisinden kaynaklı bir şey olabilir mi diye düşündüm ama değil, öyle değil. Ben fikir yürütüyorum, şey olabilir, eskiden biliyorsunuz bu üzerinde sadece şey olan objektiflerini kapatıp açtığımız bir mekanizma vardı. Onun arkasına plan filmi koyardınız. Onu sokak çıkararak, yani çekerek fotoğrafçı pozlardı. Çekme fiili onunla ilgili olabilir. Yani bir şey sistemi var, kızak sistemi. Oraya sokarsınız, açarsınız, pozlarsınız. One minute gibi. Sonra kapatırsınız, çıkarır, onu banyo edersiniz. Ama sadece film çekmek de çekmek oldu. Film çekmek dönem bir makaranın üstüne kaydetmek olmasına rağmen film çekiliyor diye diyoruz. Ya bence bu tamamen Türkçenin, ya Türkçe olan bir şey. Bu bizim bildiğimizi çok şey. Yani film çekmek o zaman rulo rulo kasetleri kaydediliyor yani. Çekmek o anlamda. Fotoğraftan geliyor ya film için herhalde. Yok. Bilmiyorum. Fikir yürütüyorum şu anda. Evet. Güzel bir yaklaşım geliyor. %50'yi doğru. Evet, Ani Çelik Alevyan veya Esra Özdağ'a baktık. Başka sorularınız yoksa varmış mı? Hocam öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. İşleriniz birbirinden kıymetli. Şöyle bir sorum olacak benim. Daha doğrusu bir sorumu, bir iki sorumu bilemiyorum. Kavramsaldan bahsetmiştik. Tam tersi ben fotoğraf sanatının daha çok ileriye dönük ve kıymet değer yönünden çok daha ileriye dönük olduğunu düşünüyorum. Çünkü fotorealist sanatçılar da var, örneğin Taner Ceylanlar falan ve fotoğraftan yararlanarak bir takım işler üretiyorlar. Sizin işinize baktım hocam, o Türkiye'nin içinden bakıp kavramsal etkiler de var. Aslında kavramsal sanattan da bir nevi iç içe oluyor gibi fotoğraf sanatı. Bu nedenle de aslında şöyle söylemek mümkün açıkçası, görsel düşünme açısından filan. Fotoğrafın gelmesi bir yandan resim sanatını gölgede bırakıyor gibi. Ne dersiniz?
Ben aynı düşüncede hiç değilim. Aslında yıllarca bu tartışıldı ve özellikle ressamlar çok çok kızdı fotoğrafçılara ve onları hakikaten ayağına basarak şey yapmak istediler. Ben dediğim gibi gördüğüm şeyi çekmiyorum. Gördüğüm şeyi çeksen dahi onun beynimdeki iz düşümüyle başka bir yerde birleştirip yeniden oluşturuyorum. Dolayısıyla ben hiçbir zaman bunu üstüme alınmadım. Çünkü ben kurguluyorum ve bir ressam gibi, bir sulu boya veya bir guajla çalışıyormuş gibi sadece bunu filmle, fotoğrafla yapıyorum. Yani ne bileyim işte buraya baktığınızda hadi bunu boş ver diyelim ki şu bu fotoğrafta var olan iki şeyin bir araya gelmesiyle bence fotoğrafı asla ve asla tek başına şu denizin üstündeki asfaltı yapmadım. Dolayısıyla ben dokümentör fotoğraf veya bir belgelemek için olmadığında ben hiçbir zaman bunu şahsım adına üstüme alınmadım. Yani ben zamanla olan derdim, duygularla olan derdim veya zamansızlıkla, eserlerimde de görülen zamansızlıkla olan yolda gittiğim için o öyle olabilecek. Bir şey ilave etmek istiyorum. Aslında bunu çok söylemek istiyorum. İlk başta söylerken dikkatimi çekti. Gerçekten dünyayı bir anlamda dijital çöplüğe çeviriyoruz. Yani her deklanşöre basılan, her bir cep telefonundan basılan şey. Ben buna başta kendime olan saygımdan, doğayı ve evreni düşündüğümden değil, ilk baştan beri analog fotoğraf çekerken de şimdi diapozitifte mecbursunuz bir diyafram taramaya, en azından bir yarım stop ileri geri gitmek durumundasınız. Ben orada dahi tek kare fotoğraf çekerdim. Diyaframımı ve hatta pozometrimi verdiği değeri ben üstüne 15-16 diyorsa belki 11 veya onun daha yakını bir şeyi yapmak isterdim. Hiçbir zaman maketler yapmadım. Yani veya dijitalde de nasıl olsa şeyim var, yerim var ve onu şey yapabilirim, boşaltabilirim anlamında hiçbir zaman çekmedim. Gördüğüm veya karar verdiğimde kameramı kaldırıp bir kez deklanşöre basarım. Bunu ben yani dediğim gibi yıllardır aynı şeyi yapıyorum. Dolayısıyla hakikaten bu boşa gitmeyi çok çok üzülüyorum. Yani nasıl söyleyeyim, yemeği çöpe atmak gibi ya da bana çok gereksiz bir israf ve kötülük geliyor yani. Bunu söylemek istedim ki ben her zaman tek diyafram çektim. Analogta bile. Tabii bir kumar da o. Çünkü eğer 16 diyafram kötüyse bütün çektiklerimiz kötü oluyordu. Çok şükür hiç olmadı. Her seferinde doğrusunu tutturdu veya gözümün görmek istediği, benim için doğru olduğunu aldım ama orada dahi denemedim. Hocam bir de şöyle bir şey de var, duşan mevzusuna falan geldi, basit bir nesneyi alıp hani o bile ileriye dönmüş şey oluyorsa neden fotoğrafın kıymeti yok? Halbuki fotoğraf çok önemli yani şahsen ama kavramsal sanat da bambaşka. Hani orada da derin ciddi açıdan derin bir felsefe yapıyor. Acaba hazır nesne mi derdiniz yoksa anlatılan nedir? Şunu ben belirtmek istiyorum şahsen, vardır da belki siz daha iyi bilirsiniz. Fotoğrafın felsefesi var mıdır acaba kavramsal sanat kadar? Fotoğrafın felsefesi var mıdır sorusu kritik bir soru tabii. Ama fotoğrafın mecra, yani yağlı boyanın felsefesi var mıdır şeklinde mi soruyorsunuz yoksa fotoğraf sanatçısının felsefesi var mıdır? Şöyle, yok sanatçısının değil, örneğin Duchamp nasıl ki hazır nesneyi alıyorsa püsuvar, aslında derdimiz püsuvar da değil. Ya da bir muz alıp böyle duvara yapıştırıyorsak halbuki o mu acaba derdimiz, aslında anlatılmak istenen. Bir nevi sanatçının anlatmak istediği de diyebiliriz, aynen dediğiniz gibi. Ama benim şu an kastettiğim, fotoğrafın bir felsefesi var mıdır? Örneğin ben bakınca, işinize hocam, o şeyin içinden bakıp demiştiniz ya, evrene bakmak ya da zaman. Ben orada derin bir felsefe gördüm. Ve bu nedenle fotoğraf sanatını ayrıştırma gibi söz konusu olamaz. Ama şöyle diyebiliriz. Bir takım fotoğraflara bakınca da ciddi açıdan felsefi düşünceler iletiyor. Var mıdır acaba? Yani kavramsal kadar. Çünkü kavramsal açısından düşünürsek işin içinden çıkamayız. Hani o Mars'ın bir şey olsun ya da bir ve üç sandalye.
Bu çok uzun bir konu, kavramsal ve felsefe işin içine girdi mi çok uzun bir konu. Ama ben çok kısa şöyle bir, daha basit bir cevap vermek istiyorum. Belki de ben şahsen Ali Çelik Alevyan olarak fotoğrafı seçerek belki işin kolayına gidiyorum. Çünkü düşüncelerimin gözümün önündeki ışığı ve kavramı, belki sulu boyayla yapacak yeteneğim yok. Belki yağlı boyayla yapacak fırça kabiliyetim yok. Ama fotoğraf şu minimumda bir teknikle ve gözünüzle ve görüşünüzü daha çabuk aktarabileceğiniz, daha çabuk ortaya çıkaracağınız bir durum aslında. Belki bu bir nebze kolaycılık diyebilirim. Hiçbir zaman bunun kolayı olmadı. İşte o da kendi içerisinde çok değiştiği için, dediğim gibi, saydığım gibi ben 18 tane mecrada yöntemden çıkıp en sonunda dijital sanata geldim. Dijital sanat zaten başlı başına bir hazine, büyük bir kuyu. Yani Photoshop'un dünya kadar şey yapmak durumundasınız, bunu bilmek durumundasınız. Başka türlü işin içinden çıkmıyor. Pikseller ya patlıyor, ya az geliyor, şu oluyor. Dolayısıyla tekniği ve yeni dünyayı keşfetmek ya da takip etmek belki de fotoğraf sanatçıları için daha kolay. Hani bir ressamın el becerisi bende yok demek ki ruhumda. Düşüncem olduğu halde buna dönmüşsem belki de elim iyiydi. Kaldı ki çok güzel karakterlerimi yapardım. Ayrıca da siz sorunuzun cevabını kendiniz veriyorsunuz aslında. Evet, evet. Biliyorsunuz cevabını. Evet. Yani daha ziyade ara güler hep sorarlar ya fotoğraf sanatı. O da ısrar eder ya, ben fotoğraf sanatçısı değil, fotojurnalistim diye ömrünün sonuna kadar öyle yaşar. Ama şimdi Ali Hanım'ın burada böyle spiral dönen kızlarla bir fotoğraf vardı. Şimdi o kurgu ya da Esra Hanım'ın bir sütuna sarılmış kız elini gördük ya. Şimdi bu bir arkasında bir düşünce olan, felsefe olan işler. Yani o bir estantane tırnak içinde değil. Dolayısıyla bir ifade biçimi, bir ifade tarzı. Sanatçı ne kadar donanımlıysa, ne kadar kendi içindeki birikim yüksekse ifade de o kadar yüksek oluyor, yükseliyor. Dolayısıyla sanatçıya bağlı sizin sorunuzun cevabı. Çok doğru. Ben bu arada çok özür diliyorum. Çok çekinerek kendi imajlarımı koyuyorum. 2-3 kez yok, söyledim. Ay boşta bırakmak istemiyorum. Ama yok. Lütfen kaçıncı keredir söylüyorum vereyim diye. Çünkü beyazda kalsın istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Çünkü çok merak ediyorum Esra, sizden. Sizin böyle bir evde çektiğiniz çocukla fotoğraf falan. Ha evet. Mesela basit bir fotoğraf dizisi göreceksiniz, konu basit ama eminim bir arkasında bir felsefe var, onu dinleyelim şimdi. Kavramsal. Evet, bugün bizi çok üzdü. Hiç olmadık şeyler oldu, anlamadık neden. Yani bravo. Tek seferde. Evet. Evet. Bunu diyordunuz değil mi? Evet. Ben birkaç tane gösterirseniz belki arkadaşlar sohbet üzerine sohbet edebiliriz. Hı hı. Bu seri 2015'te benim ürettiğim seri ve fotoğraftaki benim kendi oğlum. Ve bir de şöyle bir dış mekan örneği vereyim. Bunlardan maalesef çok az örneği seçmiştim. O yüzden bunun üzerinde duracağım. Fakat bu fotoğrafı çekerken de mesela benim oğlum o pozisyonda değildi. Ben ona özellikle o pozu verdim. İşte şuradaki çorapları özellikle oraya koydum. Orada bir kırmızı patlasın istedim vesaire. Burada aslında benim bu seriyi oluşturmamda fotoğrafa başladığım süreçle de ilgili bir seri bu. Yani önce bir hikayesi var. Ben fotoğrafçı olmayı düşünmüyordum. Ben yazar olmak istiyordum aslında. Benim derdim yazar olmaktı. Ve oğlum doğduğu vakit böyle ona bir arşiv bırakmak istedim. Ama bu böyle bir hatıralar arşivi olmayacaktı. Yani onun yaşadığı dönem, işte etrafındaki renkler, eşyalar, insanlar, insanlarla kurduğu ilişki vesaire, nasıl bir dünyada yaşıyor. Bunun için bir yandan yazılı günlükler tutmaya, bir yandan da o dönem bir polaroid makine almıştım. O polaroid makineden böyle belli aralıklarda çıkış alıp böyle defterlere yapıştırıyordum. Yani bir yandan yazılar akıyor, araya fotoğraflar giriyor vesaire.
Sonra bir gün dönüp baktım, o yazdıklarım bana nasıl ley, nasıl böyle bir ağır retorik ya dedim, bu yani ne bu? Hani sonradan okuduğumda bile bana utanç verdi. Fotoğraflara baktım ki hani nispeten yazıya doğru göre daha yabancısı olduğum bir dil olmasına rağmen, fotoğrafın da bir retoriği olmasına rağmen, ya dedim ki ben bunu daha iyi kullanıyorum. Hani derdim neyse, meselem neyse, o sırada kafamı kurcalayan şey neyse ya da hatırlamak istediğim döneme dair o kavramlar neyse kafamda, bu, galiba ben bu fotoğrafik dilde daha iyiyim diye başladım ve oğlumun dediğim gibi doğduğunda fark ettim, o dönem fark ettim ve sonra zaten daha profesyonel olarak ilgilenmeye başladım. Ve bu dizi de aslında hani o beni fotoğrafa başlatan mevzuyla ilgili, yani çocuklukla ilgili bir seri. Ve bence büyümek, şimdi iki tane sahikim vardı bunları oluştururken, insan birazcık böyle bir espasta tuttuğu yerle ve onun değişmesiyle ilgili bir mesele. Bir bunu kaydetmek istedim. Bir de fotoğraf dediğiniz şey zaten bir zaman makinesi. Siz bir sahneyi çektiğiniz anda, görüntü zaten elinize geldiği anda o aslında bir zaman makinesi gibi bir memento mori'ye yani dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Ve çocuk fotoğrafında bir de düzeneğin de etkisiyle o memento mori'nin karesini almış oluyorsunuz. Çünkü o vücut bir daha olmayacak. Birazdan değişecek. İşte o kol, o el aynı kalmayacak. Böyle bir ergenlik çocuğun ölümüdür de bir yandan. Yok olacak o vücut yani. Dolayısıyla hani dediğim gibi o fotoğrafın hatıra değerini çok çok öne çıkaran bir tema, çocukluk teması. Bu seride ben aslında bunu hani espasta tuttuğu yerle, çok az dış mekan fotoğrafı var ama bu da öyle. Bir de biliyorsunuz çocukluk şeydir de, hani ergenliğe doğru o cennet bahçesinden çıkarsınız artık, işte o batı dillerinde tam düşüştür yani. Başka bir vücuda geçmek, işte o şey vardır ya, Goya'nın Satürn'ü. Kendi çocuğunu yer. O aslında hani şey, başka bir vücuda geçmek, yani bir yetişkinin bedeninde yenmek gibi algılamışımdır onayı. Dolayısıyla hani bunların kaydını tutmak istedim. Bir yandan da tabii teknik açıdan, şimdi bu şöyle bir bu fotoğraf için söylüyorum, şöyle bir şey de vardı kafamda. Bu Foucault'un Manet ve Velázquez okumaları vardır, biliyorsunuzdur belki. Der ki, Velázquez ve Manet izleyicinin tuvalin etrafında dönmesini ister, arkasını da görmesini ister. Ama bunu yaparken belli çizgilerle tuvalin yassı ve iki boyutlu varlığını da vurdular. Yani tuvalin içinde çizgilerle ya da renklerle bir tuval, bir katman daha oluşturur. Şimdi ben burada biraz öyle bir şey de denedim. Çünkü bazen böyle bir resim sanatından da çok şey alıyorum. İşte mesela bu kapıların oluşturduğu dikey çizgiler. Karşıdaki işte pencerenin ve mermerlerin dikey çizgileri. Pardon, yatay çizgileri. İşte orada iki dikey daha. Aslında şöyle bir perspektifte fotoğrafın iki boyut içerisinde de bir anlatı kurabileceğini, bir çerçeve oluşturabileceğini o yassılığa gönderme yaparak vermek istedim aslında. Dolayısıyla hani böyle bir özetle şunu söylemek istiyorum. Aa işte çocuğum o gün çok güzel gözüktü bana ve onu çektim gibi bir kaydım yoktu. Çok güzel bir şey. Evet, o hayır. Evet arkadaşlar, o zaman geldiğiniz için çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz, bu sabrı gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Çok teşekkürler.